Saygıdeğer arkadaşlarım, ülkemizde yaşanan onca can sıkıcı, tatsız olayların içinde evvelki gün beni az da olsa sevindiren bir gelişme oldu, bir olay yaşandı. Felsefe profesörü Börsan Öymen, CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Şu anda Börsan Öymen, burjuva siyasetçileri içinde, hatta bizim dışımızdaki tüm sol, sosyalist, komünist geçinen siyasetçiler içinde entelektüel birikimi, zekası, kavrayışı, yorumları en önde gelen, en yüksekte olan bir bilim insanıdır arkadaşlar. Namusludur, kuvay milliyecidir, işkenliktedir. Mustafa Kemal ve İnönü geleneğinin, laik cumhuriyetin Yılmaz ve işten savunucusudur. Hilesiz, dürüst, güvenilir bir insandır Börsan Öymen. İlk yayımlandığı anda 2018'de bu kitabını alıp okumuştum ve beğenmiştim. Tanrı var mıdır? Tanrı üzerine sorgulayıcı düşünceler. Böyle bir kitabı şu anda biraz önce söylediğim kesimin hiçbiri yazamaz arkadaşlar. Böylesine donanımlı, kavrayışlı, zeki bir insandır Börsan Öymen. Ve CHP genel başkanlığına aday olması işte bu sebepten beni çok sevindirdi. Babası da aynı adı taşıyordu ve o da namusluydu. Ne yazık ki genç yaşta hayatını kaybetti. Biz Marksist sola sıcak bakardı ve bizlerin dağınıklığından çok rahatsız olurdu. Solun birleşmesini isterdi hep bizim gibi. Börsan Öymen babasının dürüstlüğünde, namusluluğunda ve Nazım'ın deyişiyle babasını aşan bir bilim insanıdır, bir siyasetçidir arkadaşlar. Fakat Soros'cunun çamurlara buladığı, tanınmaz hale getirdiği, ters yüz ettiği yeni CHP'de ne yazık ki pek bir şans göremiyorum başkanlık için bu saygıdeğer bilim insanının. Bunun karşısında kim var arkadaşlar? Tabii Sorosçu var, Kemal. Ama artık onun ipliği büyük ölçüde pazara çıktı. Artık onun CHP tepesinde durmak için direnmesi bence boşuna bir çaba. Artık onun sökümü iplikte yamada tutmaz arkadaşlar. Fakat yerine kimi geçirmek istiyor Amerika? Aynı kategorideki Özgür Özel'i arkadaşlar. Özgür Özel'in Sorosçu Kemal'den ne farkı var? Sadece daha genç oluşu. Onun dışında hiçbir farkı yok. Ha bir de diyelim ki Sorosçu Tuncelili, Özgür Özel Manisalı. Bir de bu kadarcık farkları var. Yoksa Özgür Özel 8 yıldan bu yana Sorosçu'yla iç içe.
onun CHP'yi mahveden politikalarının tamamının savunucusu. CHP'yi çökertirken, tanınmaz hale getirirken, CHP'yi ideolojik hattından koparırken, onu HDP, Yeşil Sol Parti ve AKP karışımı, bulamacı, karması, kırması bir parti haline sokarken, Özgür Özel de onun yanı başındaydı hep. İşte grup başkan vekili hala onun zırvalarını aynen savunuyordu. Arkadaşlar, dikkat edelim. 60 kişi savunuyor Özgür Özel'in açıklamasını, genel başkanlığa aday olduğunu açıklamasını. Tamamı da aynı Kemal Kılıçdaroğlu gibi, Özgür Özel gibi devşirme insanlardan oluşuyor arkadaşlar bunların. Ya bu Özgür Özel'in Ünal Çeviköz'den, Veli Ağbaba'dan, Ekrem İmamoğlu'ndan, Erdoğan Toprak'tan, Oğuz Kağan Salıcı'dan ne farkı var ya? Hiçbir farkı yok. Seyit Torun'dan. Böylece Amerika yeni CHP'de sadece yıpranan, ipliği pazara çıkan Soros'u değiştirmek istiyor. Yoksa o ideolojik hattı aynen muhafaza etmek istiyor arkadaşlar. Ya bu Özgür Özel mecliste fotoğrafları, videoları çıktı ya. Kaşar, azını, Kuvay Milliye, Mustafa Kemal düşmanı, Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi diye Mustafa Kemal'e İnönü'ye saldıran, laikliğin anayasadan çıkarılmasını savunan, kanlı pazarın tertipleyicilerinden olan, eli kanlı katillerinden olan ve Tayyip'in abi diye hitap ettiği İsmail Kahraman'la sarmaş dolaş ya bu. Bu videolarda, bu görüntülerde birbirleriyle enseye tokat siyaseti yapıyor ya. Bunda ne içtenlik ararsınız, ne dürüstlük ararsınız, ne namus ararsınız, ne bilgi, ne bilinç. Ama Amerika böylelerini ister arkadaşlar işte. Nitekim yine köşe yazarlarını ayrı tutuyorum. Fakat patronajı ve yönetimi, haber merkezi bütünüyle devşirilmiş ve karanlık olan Sözcü gazetesinin haberine bakın arkadaşlar. Bakın. 16 Eylül Cumartesi, yani dünün gazetesi. Bakın, Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti. CHP değişirse Türkiye değişir. Bak, tümüyle Özgür Özel'in sözleri. Fotoğraflar, kendisi, arkadaşlar bakın. Eşini, kızını filan yayımlıyorlar. Ve yine karanlık Ekrem İmamoğlu'nun buna destek açıklamasını yayımlıyorlar. Ve Özel'e destek verenleri yayımlıyorlar. Ersan Öymen'e ne kadar mı yer veriyorlar arkadaşlar? İşte şu kadar. İşte şu kadar. Bu da şimdi ben namusluyum diyor, ben tarafsız gazeteciyim diyor, ben sadece haber yaparım diyor. Hadi lan! Amerikan devşirmesi, karanlık tipler. Ve gelelim orta sayfaya arkadaşlar. Orta sayfa, bakın arkadaşlar. İki sayfa. Tünden. CHP'de Özgür Özel heyecanı. Bakın. Manşet. Bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta onun baş destekçisi İmamoğlu. Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan arkadaşlar. Bakın bu tarafta yine destek açıklamaları, bu tarafta yine künyesi vesairesi, bu tarafta açıkladığı zırvalamalar,
arkadaşlar. Bir de güya program açıklamış arkadaşlar. Adı da değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi. Laf sanatası ya. Ne anlatıyor bir şey? Zırvadan öte bir anlamı var mı arkadaşlar bu kelimelerin? Yok. Ama işte bunun düşüncesi bu arkadaşlar. Şu fotoğrafa bakın arkadaşlar. Zeka seviyesini, bilgi ve bilinç seviyesini açıkça ortaya koyuyor arkadaşlar. Ve Versal Öğmen'e ne kadar mı yer veriyor arkadaşlar bu iki sayfanın içinde? İşte şu kadar. İşte Happy Top'u daha iyi görmeniz için katlayayım. İşte şu kadar arkadaşlar. Bu açıkça bu gazetenin ajan gazetesi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gelelim Cumhuriyet'e. Aynı haberi veriyor. Bakın. İştenlikli olduğu için Cumhuriyet nasıl veriyor arkadaşlar? Bakın. Eşit yer veriyor manşette. Devşirilmemiş. Dürüst bir gazete ve yayın yönetimi var arkadaşlar. Farkı görebiliyor musunuz? Özgür Özel'in açıklamalarını okuyun. Tümüyle laf salatası boş. Laf ebedi kuru gürültü arkadaşlar. Ersan Öğmen'in ettiği onların tümü bir tek tanımın, bir tek cümlenin bile yerini dolduramazlar. Tüm konuşmaları, tüm açıklamalar arkadaşlar. Ersan Öğmen net koyuyor meseleyi. Dün diyor, AKP'yi taklit ederek iktidar olmaya çalışanlar bugün Atatürk'ü taklit ederek iktidar olmaya çalışıyorlar diyor. Açık mesele bu arkadaşlar. Fakat bir eksiği var Ersan Öğmen'in. Düne kadar HDP'yi ve AKP'yi taklit ederek iktidar olmak istiyorlardı, siyaset yapıyorlardı. Bu Sorosçu Kemal'in, bu Özgür Özel'in ve tüm avanesinin, TR705'in, TR705'te kankisi arkadaşlar Özgür Özel'in. Aynı kategorideler çünkü. Aynı kapsam içinde yer alırlar. Aynı devşirilmişler arasında yer alırlar arkadaşlar. Ya sen, biz 30'ların 40'ların CHP'si değiliz derken Sorosçu Kemal ne yapıyordun? Onu alkışlıyordun. Onun amigoluğunu yapıyordun. Yine Sorosçu Kemal, Mustafa Kemal'lerin, İnönü'lerin CHP'sini Tayyip'in AKP'siyle eşitlerken sen ne yapıyordun? Yine amigoluğunu yapıyordun. Daha birkaç ay önce utanmaz adam. 28 Şubatçı, yiğit, namuslu, yurtsever paşalarımızdan Vural Avar'ın cenazesine gittin. Ki katledildi Tayyip Güller tarafından, FETÖ ve Tayyip Güller tarafından bu namuslu, yurtsever Mustafa Kemalci paşamız Vural Avar. Ya 20 gün önce Hacettepe Üniversitesi'ne çıkıyor. Ağır sağlık sorunları var. İçeride yaşayamaz diyerek. Fakat üniversite ne rapor veriyor? Ya içeride yatmasında sağlık açısından bir sakınca yok diyor arkadaşlar. Yani Tayyip sadece yargıyı, orduyu değil, üniversiteleri de bu hale getirdi arkadaşlar. Artık üniversiteler de onun birer tarikatına, medresesine dönüştü. Bilim yuvası olmaktan çıktı. Bu cenazede yer alıyor fakat anında meclise gidip 28 Şubatçı yiğit askerlerimize saldırıda bulunuyor.
28 Şubat'a saldırıda bulunuyor. Ya 28 Şubat'ta alınan 18 tane karar var Milli Güvenlik Konseyi'nde 1997'de. Açın okuyun bu 17 maddeyi. Tamamı diyor ki anayasa ve Türk Ceza Kanunu uygulansın. Bu tarikatlar, cemaatler denen Orta Çağ'ın din derebeylikleri, tekkeler, zaviyeler adım adım devleti ele geçiriyorlar diyor. Bunlara karşı bir önlem alınsın diyor. Yani insanlar devrim kanunlarının uygulanmasını istiyor. Ama kanunları savunanları, kanunsuz olan Tayyipgiller kriminalize ettiler. İftiralarla, düzenbazlıklarla suçladılar. Ve hala şu anda yaşları 77 ve 85 arasında olan bu namuslu yiğit askerlerimizi zindanda tutuyorlar arkadaşlar. Madımak'ın eli kanlı katillerini affediyorlar. Zaman aşımına uğratarak salıveriyorlar. Ama bu yiğit askerlerimizi zindanda ölüme mahkum ediyorlar, ölüme terk ediyorlar. E sen işte o zaman Tayyipgillerle aynı saftaydın ya. Sen neyi değiştireceksin? Hiçbir şeyi. Sadece düzenbazlık yapıyorsun. Başka hiçbir şey değil yaptığın. Sorosça artık dikiş tutmaz hale geldi. Onun yerine ben oynayayım diyorsun. Ve Amerika seni oynatıyor o şekilde. Evet arkadaşlar. Sonuca gelirsek, ne yazık ki bu yamyamlar yerler namuslu bilim insanı Örsan Öymen'i. Bu saygıdeğer ekonomi profesörünün daha atak, daha cesur, daha sert mücadele etmesi gerekir bunlara karşı arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.